Hüsnü'cüğüm, beğenecek mi dersin? Beğenmezse değiştirir hanım. Sen onu hatırladın ya. 47 oldu, 47. Daha dün gibi. Hayat böyle. Daha dur. Dede de olacak, torun da kucaklayacak. Doğru mu oğlum? Ne lafı? Bilge'nin hamileliği. Bilmem, hamile miymiş? Ben nereden bileyim? Benim haberim yok. Ergun Abbas'a söylemiş, Abbas da Hacer'e, Hacer de yememiş, içmemiş Mine'ye. Mine hemen nimete. Başka dertleri kalmadı. Bak şunlara Leyla. Ya canım. İstanbul'un sembolü. İdi. Azalıyorlar. Yazık. İnsanımıza sahip çıkamıyoruz ki. Nerede kaldı? Hüsnü. He. Sürpriz yapalım diyoruz ama akşam yemeğe falan çıkmasın bunlar. Olabilir. Sen Nazan'ın ağzını bir yokla istersen. Öyle de tuhaf olur. O zaman deneriz bir şansımızı. Bizden hatırlamak yoklarsa yoklar. Bence daha iyi. Oğulların tili kaçırmazsın da hanım. Söyle bakayım benim yaş günümü. Niye? Seninkini unuttun mu hiç Hüsnü? Söyle söyle. Ay dur, telaşa verme şimdi beni. Söyleyeceğim. Bırak hanım. Telaşlanma, takıldım öyle. Hadi Mine, çıkalım artık. Dur Şevket. Hep böyle iki ayın bir pabuca sokarsın. Dikildin tepeme de. Kaç saattir hazırlanıyorsun ama Mine. Bizim de toplum içinde bir yerimiz var herhalde, değil mi Şevket Bey? Öyle yalap şap giyinip çıkamam başka kadınlar gibi. Dikkatli olmam lazım. Akşama kadar 1000 kişiyle temas halindeyiz. Evet. Son günlerde aşırı bir süslenme merakı. Ne varsa. Bana bak, gazinolardan teklif alabilirsin ha. Daha geçme Şevket. Yok yok, geçmiyorum. Şevket, bir estetikçi buldum. Estetikçi mi? Ucuz da yapacak. Kulüpten bir arkadaşın kocası. Ne yapacak peki? Genç kız gibi olacağım. Bütün fazla kilolarım gidecek. Gerdiriyorsun kendini. Ne oluyor sana Allah aşkına Mine bu yaşta? Ne varmış yaşımda? Sen de beni erkenden ihtiyarlat kurtul. Hadi saçmalama. Ben seni bu halinle seviyorum. Yo, olacağım valla. Manken mi olacaksın Mine? İstemiyorum ben öyle şeyler. Ayrıca ne tehlikeli o ameliyatlar biliyor musun sen? Konuştum, hiçbir tehlikesi yok. Yok. Gerdireceksin, 2 yıl sonra yine sarkacak. Gerdireceksin, sonra yine sarkacak. Hiç de öyle değil. Bilip bilmeden konuşma. Sen para gidecek diye. Gidecek tabii ya. Gitmeyecek mi? Boşu boşuna 50-60 milyon. Boşu boşuna öyle mi? Karının güzelliğini düşünmüyorsun da. İstemiyorum. Benim karım böyle güzel, tamam mı? Bana bak, dokundurmayacaksın bir yerine. Vallahi çıkar çıkartırma. Hadi çıksın bakalım. Ona ben karar veririm. Sen veresin demek. Hadi ver de görelim. Gör bakalım. Mine, bak beni delirtme, çok fena olacak ha. Ben istemiyorum öyle estetikli orası burası çektirilmiş kadın. İstemiyorum dedim sana, anladın mı? Tamam mı? Anam, bunlar da bıcır bıcır aralarında ne konuşurlar acaba bilmem ki. Gidiyor musun abla? Önce bir berbere. Şu saçlarımı bir taratayım. Şükrü'nün bugün yaş günü. Öyle mi? Nice yıllara. Sağ ol. Oradan da gideyim de bir hediye bakayım kocama. Bak ablacığım, bak. Mine Hanım da estetik yaptıracakmış. Estetik mi? Nereden çıktı şimdi bu? Para şımartıyor insanı abla. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. En az 100 milyon gidermiş böyle bir ameliyata. Yazık. Yazık ya. Bak, biz başımızı sokacak bir gecekondu bile bulamadık. Eşyamız ortada, evlenemiyoruz. Var demek ki parası. Neyse şimdi dedikodu yapmayalım. Hadi hoşça kal. Güle güle ablacığım. Yoksullara yardım ediyorlar sözde. Sözde. 100 milyonluk estetik. Hadi ben 4:30'da falan dönerim. Buradayım ablacığım, işine bak. Buyurun Halil Pazarlama. Buyurun Halil Pazarlama. Allah
Kahretsin, bir de bu çıktı başımıza. Sabahtan akşama kadar zır zır zır. Alo! Ali pazarlama, buyurun! Onlardan kimse yok şimdi efendim. Nikaha gittiler. Sipariş falan alamayız şimdi. Başka derdim kalmadı. Millet düğün yapacak, apartman sahipsiz. İlgilendiği yok ki hanımefendinin. Ne oldu Sabri Bey, bana bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır efendim, izin vermişsiniz, hepsi gitti. Tamam da telefonlarına bakıyoruz bir de. Bakmayın efendim siz de, ne yapalım, nikah bu. İzin vermeyecek miyiz? Bu yaştan sonra teneşir baklar o Halil Efendi'yi, azmış. Ha Nazan Hanım, bu susuzluk çok fena, yaptıralım şu hidroforu lütfen. Yaptırmak lazım, Davut Usta'yı bekliyoruz. Onun da işi başından aşkın, çok bekleriz. Açtılar dükkanı, para kuruyorlar. Mahvolduk efendim, gün aşırı su veriyorlar, o da çamur gibi. Siz katılıyor musunuz ağaç dikme kampanyasına? Bizim bütçemize pek uygun değil efendim, katılmak isterdik ama. Şikayet etmeyin o zaman susuzluktan falan Sabri Bey. 10 milyonluk şehirde ağaç kalmadı. Kesip kesip bina yapıyorlar. Yakında çıkarız yağmur duasına. Patron içi, patron içi. Hem de ne patron içi? Çalımından yanına yaklaşılmıyor. Ağaç dikecekmişiz de orman olacakmış. Yağmur yağacakmış. Diksin efendim, devletin işi neyse. Tontoş'cum, babana söyle, biz gidiyoruz. Anneciğim sıkıldı onun daracık evinde. Buyursunlar. Sen de söyle, pek isabetli karar vermişler. Evi başını yesin. Şimdi ben de bir şeyler söylerdim ama... neyse gider ayak, efendilik bizde kalsın. Efendilik yanından mı geçmiş? Söyle kızım, temelli gidiyor anneanne. Biliyoruz efendim, biliyoruz. Buyursunlar. Bir daha adımını atmayacak bu eve, söyle kızım. Vallahi kendileri bilir, nasıl isterlerse. Yazıklar olsun. Duyuyor musunuz anneciğim? Adımımı atmam bir daha. Kimse kendisini zorlamıyor efendim. Ben de bu akşam dönmeyebilirim kızım. Söyle babana, mamanın suyunu versin. Sen de söyle, elimi sürmem. O kadar yavrusunu düşünüyorsa gelsin kendisi versin. Vicdansız adam. Gidelim anneciğim. Oh, ya Rabbi şükür. Deliler içinde kaldım. Ben de oynatmak üzereydim. Oh be, oh! Hıf! Oh! Hey Sevim! Ali Hanım'ın annesi evine gidiyor Sevim, koş! Cehennemin dibine. Sabri Bey kovmuş herhalde, koş Sevim! Ne kovması efendim? Uydurmasanız da bilmeden. Taksi! Taksiden aşağı da binemez hanımefendi. Taksi! Sıkıldı anneciğim daracık evde. Evi başını yesin. Buyurun anneciğim. Başında paralansın. Tüh, kaçırdın Sevim, gittiler. Oh, Allah'ıma bin şükür. Selametle. Bir daha da adımını atmazmış. Bayılıyordum ben de. Otursun saray gibi evinde. Sabri Bey arkalarından göbek atıyor Sevim. Şen hatıram şen mevkim şen meclisim ruşen. Psst! Musibet, kalk oradan, kalk! Canını okuyacağım seni, çok yüz buldun. İnani 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 inani. Ah be! Alo efendim, Suna Hanım mı? Evine gitti, evine. Burada kalmıyor artık efendim. Evet. Emlakçı mısınız? Anlamadım. Bir dakika, bir dakika.
Efendim? 1500 dolar mı veriyorlar dediniz? Bir karı bir koca İngiliz. Nasıl insanlar? Tertemiz. Konsolosluktan hem de. Eşyalı mı tutmak istiyorlar? Hay Allah, şimdi çıktılar, ne yapsak? Ben bulurum bir saate kadar onları. Tabii efendim, tabii, hemen temas kurarız. Büyük hanım da öyle kiracı istiyor zaten. Pek güzel efendim, pek güzel. 3 aylık da peşin. Bir dakika, bir dakika, dur. Telefonunuzu alayım. Bir dakika, yazıyorum, evet. 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 Hemen arayacağım, hemen. Ben damadıyım, pek güzel efendim, pek güzel. Allah tam gönlüne göre bir kiracı verdi efendim. İyi günler efendim, iyi günler. Eyvallah olsun, ben ne yaptım? Dönmez şimdi bu kadın. Dolar da 14.000 oldu. Tüh, tüh! Kalk orada yatma miskin miskin. Anneanneni bulalım. Yol açın gelinle damada. Tebrik ederiz Halil Bey. Sağ olasın Yusuf. Hadi muradına erdin, hadi. Çok şükür. Allah bize bu günleri de gösterdi. Gösterdi be enişte, çok şükür. Sultan da yakıştı ha. Aman merdivenlere dikkat et enişte. Merdivenlere dikkat et Sultan. Duyuyor musun Gül? Sinir etme beni gösterip de Cafer. Bırak Gül, sıkma canını. Sütün bütün kesildi, Allah korusun. Maşallah deyin gelinle damada, maşallah. Buyur enişte. Buyur sultanım. Eniştesi oldu bak. Domuz. Elimi tut Halil Bey. Tutayım sultanım. Allah'ım sana şükürler olsun. Cafer, seni buraya alalım. Eniştemin arkasına. Asım, hadi aslanım. Düğün alayı beklemez hadi. Atla abi. Hadi koçum. Düğün sahibi gibi adam bak. Sinir etme beni Cafer, domuz. Sinirlenme Gül, sütün bütün kesilir. Hadi yürü. Misafirler buraya. Hadi bakalım, çala çala gidelim. Yalla. Hiç kesme Halil pazarlamayı Hüseyin, çala çala gidelim. Çala çala enişte, hiç keser miyim? Şan olsun millete. Şunlardaki keyfe bak. Yolacaklar babanı Gül. Çok güzel nikah oldu Halil Bey. Benim eniştem yapınca böyle nikah yapar işte. Sana az bile sultanım. Ne zaman verecekler fotoğraflarımızı? Ne zaman Hüseyin? Yarın hazır dedi enişte. Aman geciktirmesinler ha. Aman Hüseyin konuş, geciktirmesinler sakın. Anneciğim, anneciğim. Yapma Gül, sırası mı şimdi? Aa. Ne oluyor kız düğün günü? Sevincinden baba, sevincinden. Sevincinden, kes. Aman ablacığım, hiç iyi demezler. Uğursuzluk getirir, uğursuzluk. Yok bir şey canım, keyfinize bakın siz.
Hayır yani, başka sıkıntınız kalmadı mı sizin çocuklar? Ha? Çok ayıp, çok. Bilge hamileymiş, öyle mi? Yok babam, tövbe affedersin. Müdürüm öyle söyleyince. Hayır efendim, şöyle, rica ederim. Benimle haddi mi? Bırak, bırak, bırak. Çok ayıp, çok. Hiç yakıştıramadım sizlere. Sen ne boş boğaz adam oldun Abbas? Efendim vallahi ben öyle bir şey söylemedim kimseye. Neyse neyse, bırakalım dedikoduyu. Abbas efendi, sen niye gidip hemen Hacer Hanım'a yetiştiriyorsun? Ben ne bilirim kurban affedersin. Dilim kopsaydı da, bu öyle söyleyince affedersin. Bu yok, bu yok. Konuşmasını öğren biraz. Benim adım Ergun. Ne ayıp, ne ayıp. Biz sizleri ailemizden sayıyoruz çocuklar. Eksik olmayın efendim. Biz de sizleri babamız gibi severiz vallahi. Olmuyor ama, olmuyor, olmuyor. O ona, o ona, o ona. Tahta kafanın kulislerinde bizim kızın dedikodusu çalkalanıyor çocuklar. Allah boynu devirsin babam, affedersin. Cıvık cıvık. Sana bir şey sorulmadı Abbas Bey. Kabahatini bil, otur. Ergun bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben konuşuyorum. Özür dilerim efendim. Hayır, ortada bir şey olsa. Ayrıca çocuklar, olsa bile kimi ilgilendirir, ha? Elbette efendim, tabii. Cevap verme. Patronun konuşuyor burada, affedersin. Demet, merhaba. Hoş geldiniz. Bu saçlar ne böyle? Boyattık ama. Yakışmış, yakışmış. Teşekkür ederim. Sokakta görsem tanıyamazdım vallahi. Ah, yok artık. Bugünlerde herkeste bir değişme merakı. Dur bakalım hayırlısı. Nazif Beyler aradı mı? Aradı. Şükrü Bey'le konuştular. Kim var Şükrü'nün yanında? Ergun Bey. Bakayım. selam beyler. Hoş geldin abi. Hadi bakalım çocuklar, bir daha duymayayım. Hadi, hadi, hadi. Peki. Ne oldu, hayrola? Yok bir şey abi. Buyur otur. Geç, geç. Hoş geldiniz efendim. Abbas, sorsana Şakir Bey, bir şey içer mi? Yok yok, istemem hiçbir şey. Sallamasana Abbas, çıksana dışarı. Çık dediler sana. Çıkıyorum ya müdürüm, affedersin. Hadi, hadi. Ne oldu oğlum? Niye oturttun bunları karşına? Yok bir şey abi, yok. Buyur otur, geç. Abi. Hı. Yüzün çok kızarmış senin. Tansiyonun mu yükseldi yoksa? Olabilir vallahi. Mina sıktı canımı yine. Yaşatmam seni bu şirkete bak Abbas. Yaşatma affedersin. Yalan mı konuşuyoruz? Bilmem, ayağın denk al. Asıl sen denk al affedersin. Ben mi uydurdum bacım hamile diye? Ben mi uydurdum? Yavaş konuşun biraz, Ergun Bey duyacaklar. İşine bak sen kızım, işine bak. Hacı Hanım bana söyle, vallahi sokmam bu şirkete bir daha onu. Sokma affedersin. Senin verdiğin 3 kuruşla mı yaşıyor o garip? Garip ha? Şimdi mi garip oldu? Müdahale az kalmadı tabii. 2 gün Nazan Hanım'da, 2 gün Mine Hanım'da. Koy paraları cebe, dedikodu, bizi fitle. Sosyeteye girdi hanım, sosyeteye. O ne kelime müdürüm, affedersin. Pis mi lafım bacım, affedersin, sosyete? Yok, yok Abbas efendi, yok. Bak müdürüm, benim tepeme attırma affedersin. Ben nişanlıma laf söyletmem, adamın gırtlağını sıkıveririm valla. Hadi sık bakalım sık, öyle kolay sen gırtlak sıkmak. Ay ne yapıyorsun Abbas efendi? Eşkıya efendim, eşkıya, yine başla söyledim sizde. Başladım affedersin, ne oluyor öyle cıvık cıvık, sosyete mosyete. Bu Ergun çok dedikoducu abi. Çok çok, iyi etmişsin ama. Yapmasınlar öyle terbiyesizlik canım. Ha bana bak, benim de kulağıma geldi. Duymayan kalmamış ki abi. Ama hep onun başının altından çıkıyor. Kadın tabiatlı oğlum, bilmez misin sen? Bayılır adam dedikoduya. Ama ayıp abi, 50 yaşında adam. Abi sen niye taktın Mine'ye? Bırak oğlum bırak, çıldırmış. Estetik ameliyat olacağım diye tutturdu. Estetik mi? Evet. Şu fazla yağlarını aldıracakmış, öyle diyor. Hani kadınlar çektiriyor ya şuralarını buralarını. Oo, iyi bir şey değil abi. Söyledik ama anlatamıyoruz ki kadına. Menopoza girdi herhalde. Manken gibi olacakmış. Hani var ya bunun sosyete bozuntusu arkadaşları kulüpte, onlardan da etkileniyor. Ha bir de hayır sen parası için istemiyorsun diye demagoji yapıyor. Ya parası da az değil abi. Bırak oğlum bırak. Ben istemem öyle orası burası çekilmiş kadın. Öyle neyse o. Gülme oğlum gülme. İstemem, ben memnunum diyorum.
Benim için böyle güzelsin. Yo, illa takmış kafaya. Bu son günlerde çok güzelliğine düştü. Bir süslenmek, bir süslenmek. Mine bildiğin bileli öyledir abi. Yo, yo, yo. Son günlerde iyice azıttı. Babam bu estetik ameliyatını bir duysa ne der acaba? Babamın aklı öyle şeylere ermez de... annemin parası olsa hemen yaptırır. Yaptırır vallahi, yaptırır. Şükrü. Evet. Diyorum ki... ben de mi şuralardan bir al desem ha? Vallahi iyi olur. 10 kilo yağ rahat çıkar abi. Sen kendine bak oğlum. Senden de çıkar o kadar yani. Aa, yok abi, bak ben biraz göbek, biraz kalça çektirsem tığ gibi olurum abi. Şükrü, sen kafandan da biraz aldırsan ha. Çok iyi olacak. Kafamdan bir şikayetim yok abi. Çatlak patlak idare ediyoruz 46 yıldır. Hanife'ye bir tane daha verin o şerbetten. Onun adı Banu Baba. Hanife, Hanife, üzme babanı. Gül, al şunu. Ziyade olsun. Afiyet olsun sultanım. İşte biz kalkalım yavaş yavaş ha? Yavaş yavaş. Hadi Gül, biz de toparlanalım. Yavaş yavaş. Ziyade olsun. Afiyet olsun, iç bir tane daha. Yok babacığım. Çok olur. Sen Hüseyin. Sağ ol enişte. Yabancı yer mi? Yarın bir kebap yedireyim size. Ah babacığım. Üstüne de şöyle ekmek kadayıf kaymaklı. Asım, hadi oturmayın siz de. Al kardeşini, yükleyin tripodere gazozları. Tabii aslanım. Boşorturanı Allah sevmez. Bugün de mi baba? Bugün de aslanım. Ne kazanırsanız size. Başka türlü nasıl kalkınacağız? Ya enişte mi dinleyin siz, enişte mi? Her lafı kanun gibi maşallah. Hadi ben hazırım. Ben niye çalışıyorum bu yaşta? Hep sizin için. Allah kuvvet versin. Amin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Eniştem benim. Böyle işte. Her zaman birbirimize çelik gibi kenetleneceğiz ki... ailemiz dimdik ayakta dursun. Esneme yüzümüze iblis. Pardon babacığım. Aman aslanım, iyi demezler. Eslenmez öyle gelinle damadın yüzüne karşı. Hadi gidelim. Sen de çok biliyorsun ha. Öpeyim enişte. Öpeyim babacığım. Allah mesut etsin. Amin. Allah mesut etsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arayan var mı Hacer Hanım? Kimse aramadı abla. Babama bir telefon edelim mi anne? Ağzını yoklarız. Yo, sürpriz bırak. O unutmaz yaş gününü anne. Numara yapıyor o bize. Kesin bizi sınıyor. O unutsa babaannen unutmaz. Aa, abla babaanne dedin de. Telefon mu etti? Ha, sizi sordu. Bak demedim mi? Bulmuştur o Şükrü'yü. Oo. Sürpriz nerede kaldı bunun? Halil Pazarlama'nın nikah şekeri Hacer Hanım. Teşekkür ederim. O kim abla? Cafer kayınpederi. Çapkınlar kralı. Karısı öleli 3 ay olmadı, evlendi adam. Aa, tüh gözü kör alasıca. Babamızın parasıyla babamıza hediye aldık be anne. Oldu mu şimdi bu? Babanın parasıyla kızları alıyorsun oluyor da. Bu neden olmasın? Haklısın sahi. Biz de bittik ama. Son kuruşumuzu da buna verdik. Tamam evladım, vereceğiz dedik. Ne sabırsızsın. Biliyorsun anne, parasızlığa hiç tahammülüm yok. Geldin mi Gül? Geldim Türkan Hanım. Nasıl geçti nikahınız? Aman nasıl geçecek o yaşta adam. Buyurun bunlar sizin. Teşekkür ederim.
Mesut Bey sana yok. Şekerin yine yükselmiş. Tansiyonda 9,5-16. Atacaksın o kiloları. Hareket, hareket. Uyku basıyor mu uyku? Ara sıra. Uyutur. Halsizlik, asabiyet. Tabii, dolabın başından ayrılamıyorsun. Dolmalar, börekler, ooo! Gül, hadi bana bir kahve yap. Yapayım Türkan Hanım. Sabri Bey, Cemil Bey gelmeden içeyim ağzımın tadıyla. Mesut Bey, bak seninle külahları değişeceğiz ha. Peyriz yap diyorum, dinlemiyorsun. İlaç vermek istemiyordum ama başka çarem kalmadı. Bir sabah bir akşam içeceksin onu. Aç karnına mı? Aç karnına. 2 hafta sonra bir daha ölçtür şekerini, gel. Açlık tokluk. Kızıyorum vallahi. Senin ya paran çok ya hiç canına acımıyorsun. Periz yapacaksın. Yapacağım Türkan Hanım. Kek, çörek, börek yok. Kesinlikle. Peki. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Güle güle. Cafer nerede? Müracaatta yok mu? Yok. Servise çıkmıştır herhalde. Sabri Bey arıyor onu. Nasılsınız Türkan Hanım? Siz nasılsınız Cemil Bey? Hiç iyi değilim, sırtım, boynum. Sağ ol. Yasak. Pardon. Gelmişken bir göstereyim dedim. Bakarız, buyurun. Sırt ağrısı kalpten olabilir, ben anlarım. Bizim bir Nihat abi vardı rahmetli, küt diye gitti. Sırtıma ağrıyordu. Sırtı, boynu, benim gibi. Bize nikah şekeri yok mu kızım? Var var, getirdik Cafer de. Buraya mı geldi o? Gel Sevim. Burada, burada, sırtı ağrıyormuş da. Ağrır tabii, karateye başladı. İnanmayın buna Türkan Hanım. Kalk hadi, meşgul etme işinin arasında doktor hanım da boş yere. Ben kimseyi boş yere meşgul etmem Sevim. Ağrıyor diyorum. Benim adım Cemil. Sana yürü dedim, yok bir şeyin. Bağırtma beni, hadi yürü. Öf. Anam, beni bekliyor domuz. Nereden geliyorsun sen? İyi akşamlar. Nereden geliyorsun dedim. Bakkala gittim Sabri Bey. Bakkala ha? 2 saattir bakkala. Başka apartmanlara da mı kapıcılık yapıyorsun sen? Yoo, kim söylüyor? Tuz sahtekar! Zır zır telefonla arıyorlar. Ben konuştum. Anam. Yok vallahi Sabri Bey. Kapıcılar hastalanmış da 1-2 kere ekmeklerini aldım. Sus! Yemin etme. Ahtapot gibi sardınız mahalleyi. Tabii. Hanımefendi bıraktı yollarınızı. Baktığı yok ki apartmana kim giriyor, kim çıkıyor. Okuyacağım canınıza. Elime düştün. Kaçak iş ha. Bir daha yakalayayım. Zabıt tutturup attırmazsam. Cafer, geldin mi? Geldik, geldik. Bana öyle çalım yapma, fena olur. Benim adım Cemil. Anladık. Sabri Bey, gelmedi mi seninkiler? Bekliyorum. Tasası sana düştü. He. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hayrola? Toplantı mı var yine? Şükrü'nün yaş günü. Maşallah efendim, maşallah. Nice yıllara Allah analı babalı büyüsün. Şükrü Bey'in yaş günüymüş Sevim. Doktor hanım muayenehanesinde mi? Muayenehanede efendim, buyurun. Bırak şimdi doktoru muhtarı Leyla. Niye canım, görünelim gelmişken. Bak nasıl nefes alıyorsun. Buyurun. Bunlar da antika. Eşek kadar da adamın yaş günü nasıl oluyorsa. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi oturmadan eve bir telefon edeyim. Erken oğlum. Daha saat 6. Birer tane içer gideriz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşam. Şuraya geçelim. Afiyet olsun Sezai Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şükrü. Evet. Tanımadın mı Sezai'yi? Evet, yabancı gelmiyor. Sonra adam birdenbire geri döndü. Menkul değerlerde şimdi bir numara. Çok da çapkındır ha. Ne zaman görsem yanında bir kadın vardır. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ne içeceksin Şükrü? Tabii oğlum. Ötekiler bozar değil mi? Bize iyi. Tabii efendim. Olmaz demez mi? Abi bugün hiç aramadım Nazan'ı. Oo, sen de amma ev kuşu olmuşsun be oğlum. Bırak bu kadar da hesap verme karına. Hesap vermek değil de abi. Bırak oğlum, en geç 8'de evdesin. Saat başı teftiş, ne bu be? Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi bakalım Şükrü, sağlığımıza. Sağlığımıza abi. Yapalım bunu ara sıra oğlum. İnsan içine girelim biraz. Yapalım abi, yapalım. Lazım. Yabani gibi kapandık evlerimize. Tabii oğlum, iş ilişkilerimiz için lazım. Anne, dedemler. Hoş geldiniz. Beklemiyordunuz değil mi? Biz böyle sürpriz yaparız işte. Yo, Hacer telefon ettiğini söyleyince ben hemen anladım. Kaçırır mı Leyla böyle günleri? İyi ki doğdun Şükrü. Şükrü, nerede o, saklandı mı? Daha gelmedi. Aa, gelmedi mi? Gelir şimdi. Buyurun, buyurun geçin. Anne. Bana bak, unuttu mu yoksa bugününü? Yok canım, sanmam. Unutsa bile en geç 7:30-8'de evde. Babam gelene kadar bir tavla atalım mı dede? Avcum kaşınıyor zaten. Bırak oğlum, adamcağızı bir soluk alsın. Battık zaten oğlum, paramız bitti. Babana hediye. Bak şimdi. Ne var canım, yabancı mıyız? Aşağıdaki doktora da uğradık. Ha, Türkan Hanım. Ya hastası da yokmuş, şansımıza bir güzel muayene etti. Çok iyi doktordur. Belli canım. Pabuç kadar da bir liste verdi elimize. Tahliller. 2 milyondan aşağı kurtulamayız. Biz de battık dede. Babamıza bir koku alalım dedik. Oo. Babacığım, kapıcı, kapıcı. He babacığım. Bir tutarlarsa zaptı görürsün babacığımı. Buyurun. İyi akşamlar Cafer amca. İyi akşamlar gözüm. Kutu ne yapın? Kutu ne yapın? Baba bak, kutu ne yapın dedi. Duyduk. Hayvana da öğrettiniz Almancayı. Tertip yok mu? Dükkanda bıraktık amca. Olmuyor evde gözüm. Üzüyor yengesini hayırsız. Bir şey yaptığı yok baba. Annem de çok katlar. Al. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle annen hakkında? Çarparım ha. Dumkov. Dumkov, dumkov. Dumkov yok maşuk. Bir daha duymayacağım. Uyuma sen ona aslanım. Aptal aptal konuşuyor işte. Yürü eve yürü. Söyle tabii hayvanla gözüm. Baksana şunun ukalalığına. Kim geldi? Ha siz misiniz? Ben de Ayla Hanım'ı bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar gözüm. Hayır efendim. Kayınvalidemin evine bir kiracı bulduk da. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Gelemediler ki konuşalım. Buyurun. Kayınbabamın nikah şekeri. Allah mesut etsin gözüm. Ne yapalım? Biz de işimizi bırakıp gelemedik. Bırak baba. Ne işi? Al. Karışma lafa sen. Büyükler konuşuyor burada. Dumkov. Çocuk babası çocuk. Bu da Ulrike Hanım'ın. Onun adı Ulviye amca. Ulviye gözüm. Ulviye canım. Ulviye. Ver bakayım onu bana. Ha Davut Usta. Hidroforun tamir için fiyat verdiniz mi Nazan Hanım'a? Vereceğim gözüm bu akşam. Şu elimi yüzümü bir yıkayayım.
Hah, aman susuzluktan kırıldık vallahi. Tek tek çıksana oğlum şu basamakları. Allah Allah. Allah Allah. Hastası var mı Türkan Hanım'ın? Yok şimdi kimse. Ha, bir uğrayayım. Aylin Hanımlar gelirse bana haber verin. Baş üstüne. Olmaz ki ama canım, zırpırt doktora. İki dakika rahat bırakmıyorlar kadını. Seslenme Gül. Yakaladı beni zaten. Zabıt mabıt. Ödü patladı vallahi. Hadi hadi hadi. Öldük bugün hanım, öldük. Ne yemek var? Karnabahar, zeytinyağlı kereviz, pilav. Ben de çok yoruldum anne. Aferin benim yavruma, para kazanıyor. Kazanıyoruz ama bir kız bile bulamadık daha. Bak Halil amca yine evlendi. Benim oğlum da evlenecek. Hadi kalk, hemen banyoya. Önce babam girsin. Hadi Davutcuğum, üşenme, sen gir istersen. Yok yok, önce o girsin. Kalk tembel, kalk. Kalk soluk alayım biraz. Of. Her tarafım ağrıyor diye. Benim de ağrıyor anne. Karnım da aç. Ama olmaz ki yıkanmadan yemek. Hadi forward. Bana dokunma Ulviye. İki dakika nefes alayım şurada. Bir et yemeği yapsaydın ya Ulviye. Doymam ben bunlarla. Karnabahar, kereviz. Ben de doymam anne. Halt! Aa, tutmayın öyle pis ellerinizle her şeyi. Vallahi vuracağım şimdi. Aa, rezalet. Galip'ten mi öğrendiniz? Ya, bıraktık o garibi de dükkanda. İçim acıdı. Vallahi benim de içim acıdı anne. Sen de ne insafsız almazsın. Al. Alma yok, çarparım ha. Nasıl konuşuyorsun sen böyle Halis? Çok şımardın. Kapatırım odana bak. Hadi çabuk yıkanacaksın. Al. Altı kere yedi. Altı kere yedi mi? Çabuk söyle, çabuk. Aa baba, sen de durup durup bir şey çıkartıyorsun. 42. 42 mi? Ya natürlich. İyi akşamlar. Aa, hoş geldin tertip. Baba! Galip, niye geldin? Fare var amca. Ha? Fare mi? Uydurma. Vallahi var amca, nah bu kadar. Yemin etme. Gel bakayım, gel. İyi akşamlar yenge. Otur, tabansız. Şunları içelim de kalkalım abi. Kalkarız oğlum, sen de kurtlandın ha. Merak ederler abi. Sizin ev gibi değil bizimki. Nazan hazırlar masayı. Ondan sonra saatine bakarak başlar geriye saymaya. Sen alıştırmışsın oğlum. Merak eder tabii o zaman. Hayır, bir telefon etseydik. Saat 7:30. Eve gitmemiz 9'u bulur. Tamam tamam, kalkarız. Hadi iç şunu. Sağla. Sağla. Ben belki gitmem eve. Kulübe uğrarım biraz. Gideceğim şimdi, yine estetik mestetik bilmem ne kapışacağız. Bugün ayın kaçı abi? 6'sı. Niye sordun ki? Bir senet mi vardı ödenecek? 6 Aralık galiba. Aklıma takılmış. Evet. Oo, 8:30'a geliyor. Nerede kaldı bu eşek sıpası? Unuttu, unuttu. Hay Allah. Söyledim sana be anne. Arayacaktık şirketi. Ya keşke. Bir işlerim çıktı nedir? Bu saate hiç kalmazdı. Kim acaba? Bunadır, buna kızlar. Alo. Abla? Aa, Bilge mi? Nasılsın ablacığım? Çok özledim vallahi. Babam daha gelmedi. Hatırladı bak babasını evladım. Uzatma Ali, biz de konuşacağız. Annem yanımda. Kartal gibi dikiliyor. Biz de bir merhaba diyelim. Ya, ay sesini tamam. Duyalım hiç olmazsa. Tamam.
Ne süzülüyordu ama Sultan Hanım babanın yanında. Sanki taze gelin. Utanmaz karı. Kırkından sonra. Kapat artık şu lafı Cafer. Vallahi ne olduysa oldu, sinir etme beni. Ne var bunda sinir olacak Gül? Konuşuyoruz. Sen de gül geç. Gülemem ben öyle her şeye. İçim yanıyor rahmetli anacığımın üstüne. Adam şehvet kurbanı Gül. Gözü bir şey görmüyor ki. Neyse, girdi gerdiye bu gece de muradına erdi. Allah ıslah etsin, gözü dönmüş bu yaşta. İnşallah düşer de karyoladan kırar bir yerini bu gece. Söyleme öyle Gül, günah. Ne günahı? Vallahi benim ağım tutar. Ah! İyi akşamlar. Aa, niye geldiniz siz? Kovdu mu yoksa kadın sizi evden? Yok abla, kovmadı da bu gece burada kalacakmışız. Gelin, gelin. Oturun bakayım şöyle, otur. Öyle tabii aslanım, gerdek gecesi bu. Gerdeği batsın. Yemek yediniz mi? Yedik. Yedik abla, yedik. Rahatına bak. Meyve ver delikanlılara Gül. Yorulmuşlar. Muradına erdi babanız. Sultanın kollarında şimdi. Oh! Oturalım buyurun. Saat 9 oldu. Biraz daha bekleyelim be kızım. Ben acıktım vallahi. Ben de dede. Babaanne hadi. Olmadı ki böyle ama. Olmadı ya. Benim hatam. Sürpriz yapalım dedik. Buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun. Merak ettim ama. Haber vermeden hiç böyle gecikmezdi. Vallahi şimdi ben de merak ettim. Aa, ne oldu bu çocuğa? Ne olacak Leyla? Velveleye verme ortalığı. İşte geldi. Vallahi bu babam. Geciktim Nazancığım, kusura bakma. Geciktin ya. Abimle bir yerde oturduk da. Seni bekliyoruz baba, neredesin? Hediyelerini de aldık. Hediyeler mi? Aa, babamlar burada. İyi ki doğdu Şükrü. Doğdun mu? Öpeyim doğdun baba. Ya Şükrücüğüm, 6 Aralık bugün. Merak ettik be oğlum. Ya nasıl unuttum? Öpeyim anneciğim. 47'sin baba, 47. Bağırma oğlum, anladık 47. Nazancığım, teşekkür ederim. Bayağı büyümüşsün oğlum. O gün babamın 47. yaşına sıcak bir törenle kutladık da gece yarısına doğru gelen haber çok daha ilginçti. Halil amca karyoladan düşmüş. Hastanelik olmuş. damatlık kolay değil o yaşta. Büyük heyecan.